Tuğba Ünsal, Yusuf Aydın'la tatilde hem ayaklarına masajlar yaptırıyor hem de öpmelere doyamıyor. Buyurun. Olaylı aşkların kadını Tuğba Ünsal yeni sevgilisi Yusuf Aydın'la ilk kez görüntülendi. Sürpriz aşkı çiftin romantik fotoğrafları belgeledi. İkilinin dudak dudağı fotoğraflarına ilk tepki Aydın'ın ailesinden geldi. Olaylı Caner Karaloğlu birlikteliğinden sonra kabuğuna çekilen Tuğba Ünsal sahalara geri döndü. Yaklaşık bir aydır Bodrum'da olan Tuğba Ünsal, Torba'da sevgilisi Yusuf Aydın'la görüntülendi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift bu sefer objektiflerden kaçamadı. Konakladıkları otelin iskelesinde kameralara yakalandı. Zaman zaman romantik anlar yaşayan aşıklar birbirlerini öpücüklere boğdu. Çiftin dudak dudağı fotoğrafları olay oldu. Fotoğraflara ilk tepki Aydın'ın ailesinden geldi. Ünlü iş insanı Ahmet Nazif Zorlu'nun torunu olan Yusuf Aydın'ın Tuğba Ünsal'la dudak dudağı fotoğraflarının ailede rahatsızlık yarattığı iddia edildi. Peki şimdi Yusuf Aydın aile olarak biliyoruz, bildiğimizde bir ailenin çocuğu. Dudak dudağa yakalanınca aileden sıkıntılar, sesler yükselmiş. Ne diyorsun? Şimdi Yusuf Aydın kim bir kere? Ben bilmiyorum Şimdi kimin Tuğba Ünsal'ı biliyorsun. Tuğba Ünsal'ın sevgilisi. Biç'te yakalandılar. Evet. Habere göre Ahmet Nazif Zorlu'nun kızı Şehminur Aydın'dan olan çocuğu. İşte torunu. Yani Nazif'in torunu. İyi ailedir. Çok Evet işte. Biraz sıkıntı değerli bir yaratmış aile. ailedir yani. O evet. Bu kız da hep iyi şeyler Bu çok buluyor. şanslı bir kız. Bu konuda yani maşallah. Kaliteli insanlar buluyor Evet, aslında. gerçekten öyle. Güzel buluyor onları, seçiyor. Yazık Biliyorsun çok etti bu zorlu kız bir ilişki yaşadı. kendine. Çok zorlandı. Kendi seçti, kendi etti, kendi yaptı. Yapılacak bir şey Evet, yok. orada Kendi biraz etti, kendi buldu. zorlandı. Hepimiz için geçerli bu. Kendimiz ediyoruz, kendimiz. Bu şansla kadere bağlamanın alemi yok. Seçiyorsun. Seçtiğin adam öyle bir adam. Öyle bir adam olduğu için de bunları yaşıyorsun. Şimdi marjinal bir kız. Ama Marjinal. sevdiğini de öpmeyeceksen ne yapacaksın? Dövse kadına şiddet, kötü ilişki. Sevdiğini de öpersin ya. Sevdiğini tabii ki öpersin ama bu çok kişiyi öperek hali var ya ondan aile belki şey Ha. yapmıştır. Yani özel hayatı çok çalkantılı ve çok saçma sapan yansıdı şeye. Ya bir de hani plajın içerisindeyken de bir de bilmiyorum ki bu kadar böyle hani öyle French kiss dedikleri yani hani bu kadar da Öyle değil galiba ya. değil Böyle mi? Ya şimdi Buse'li bir orada şey bu. ha Buse'liyse Buse'liyken insan sevdiğini de öper yani ona da kimse karışmaz ama bence niye öptüğüne değil niye bu kızla olduğuna tepki Büyük göstermiş ihtimalle olabilirler. tepki ilişkiye. Tabii. İlişki yaşayış şekline değil de Evet. ilişkiye tepki var galiba. Çünkü bundan bir tık önceki görüntülerde ayaklarına masaj yapıyor sevgilisinin. Çocuk mu yapıyor? Tabii. Ah. Sonrasında da dudaklarından öpüyor. Yani Son yıllarda katmerli helayır bir aşk. erkekler ortaya çıkmaya başladı bu sevindirici hanımlar. Yani sakin, kadını düşünen, kadına iyi davranan, hani onu böyle el üstünde tutan, huzur veren erkekler yavaş yavaş farkında mısın? Böyle Çoğaldı. gün ışığına çıkmaya başladılar. Bu bizim için gerçekten çok sevindirici bir durum. Yeni trend bu olsa keşke artık. Keşke bence de. Eskiden değil mi? Bunu bir ihanet karesi gibi görebilirdik. Kocasını Ya. Bir aldatan, de hep karısını adamlar aldatan. hötsöt. Yani hep böyle sen bir şeyler yaparsın. Adamlar hep bunun değerini bilmez. Ya da Hep işte seni yorar. İlişkide sen hep yorulursun. Hep sen veren tarafsındır erkek falan. adam masaj mı Şimdi yapar? erkekler şu anda en azından bizim gördüğümüz, tanıdığımız herkes yavaş yavaş görüyorum ki yumuşak, kadına iyi davranan, nezaketli insanlar da Bu da çıktı masaj ortaya. görüntüsü. Bunlar fotoğraf çektirirken mi bunu yapmışlar? Aa, yok. Tabii çok yakınlaşıyor kamera. O şekilde çekiliyor fotoğraf ama sonrasında da masaja teşekkür bence o. Biraz fazla plajda yani plaj fotoğrafı değil bence. Biraz fazla yapmışsınız plajda da yani biraz daha dikkatli olacağız. Hayır çok insan içindeyiz ya. Buse kondurursun, sarılırsın. O sana sarmaş dolaş oturursun. Burada bir şey değil de
hani ayağını öp, ayağını Buse'ler konu falan. O birazcık artık aileleri rahatsız edebilecek cinsten. Çünkü orada başka aileler de falan oluyor bazen. Rahatsız olabilirler bundan. Hani kimse kimsenin özgürlüğüne karışamaz. O ayrı, ayrı bir şey ama hani anne babanız der yani ne gerek var böyle evet. görüntülere İnsanlar falan. İnsanlar da sokak ortasında dayak yiyen kadınlardan rahatsız olmaz. Öpülen kadından rahatsız olur. Bizim insan da tuhaf. E tabii o, ondan dayak da dayak atıyor rahatsız olmuyor. Önünden geçiyor. Öpüyor. Öst kardeşim. Nasıl evet. öperse? Dövüyordu. Döverken bir şey demedin ama abici. İşte ona, evet o da doğru değil. Yani o da doğru değil. Bunun da fazlası. Her şeyin bir ayarı. Evet, bir şey söyleyeyim. Evet. Her şeyin fazlası zarar. Kesinlikle. Yani süt ya bugün en faydalı içecek. Sütü de fazla hiç yok. Asiti ama işte, var. Ama tatile gitmişsiniz siz de. Mesela düşünün kocanızla sevginizle tatile gittiniz. O da sizi öpüyor falan. Hayır yapma işte falan bir gören. Yani mesela bazı ben mesela rahatsız bir tipimdir o. Yani gören olur duyan olur gibi mi? Gören olur duyan olur yani. Çok yaptığı zaman hani ayıpmış gibi geliyor bana. Neden öyle olduğunu bilmiyorum. Yani çok böyle hani fazlası olmaz yani. Ama yoksa insanlar birbirlerini koklarlar, severler. Tatilde de öpüşmeyeceklerse ne zaman öpüşecekler yani. Peki şimdi birazdan reklama gideceğiz. Dönüşte Deniz Akkaya dün bizlerleydi. Ve Selin Ciğerci ona bir cevap verdi. Ve daha fazlasını reklamlardan sonra. Ben de avukat Şeyda Yıldırım'la konuştum. Sen de avukatla konuştun. Tabii tabii ondan sonra. Biraz sonra. Buyurun.